Evet, selamlar. Biliyorsunuz turnuva yarın başlıyor. Saat 19. Türkiye saatiyle saat 19'da her gün turnuvalar başlayacak yayınlar. Kaç saat sürecek? Kaç saat süreceği tam olarak net değil, belli değil ama en azından başlayacağı saati biliyoruz. Standart fix saat 19. Bazı yenilikler var bu sene, geçen senekine göre. Onlardan kısaca bahsedip hemen turnuva sisteminden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi nasıl izleyeceksiniz? Geçen sene de Twitch'ten izleyebiliyorduk. Her maç için bir tane streamimiz vardı. İşte TobiWan bir maçı sunuyordu, diğeri diğer maçı sunuyordu. Bu sene yeni bir şey var. Çok güzel bir şey, yeni bir sistem. Multicast. Yani eğer bütün maçları aynı anda takip etmek istiyorsanız, en azından fikir sahibi olmak istiyorsanız, şimdi 4 tane aynı anda playoff maçı oynanıyor. Onların her birini sunan casterlar var. Bir de 5. bir tane cast var. Bu da tüm maçlar arasında önemli anlarda maçtan maça geçiş yapıyor. Örneğin ne bileyim önemli bir sahne var veya farma başladılar falan. Bunu nasıl yapacaklar tam olarak net değil. Hatta birçok kişi düşünüyor acaba kim oturacak? Bunu kim yönetecek? Çünkü çok iyi bilgi sahibi olan, ne zaman maçtan maça sıçraması gereken birisi olması gerekiyor. Ne yapacak? Neyse o belli değil. İyi bir şey olacağını düşünüyorum. Yani iyi bir fikir. İyi uygulanırsa belki de en çok izlenen şey bu olur. Cast bu olur. Onun dışında yine bir yenilik daha var. Bu süper bir şey. Sonuçta hepimiz Dota'yı uzun süreden oynuyor değiliz. Dota'yı ilk kez ben de hatta Dota 2'yi ilk olarak International bir turnuvasıyla izlemeye başladım. Yani o zaman bu kadar kafayı takmaya başladım. Çünkü muhteşem bir şeydi. Olimpiyatlarda görmediğim bir profesyonellikle maç sunuyorlar. Yani bayağı şey cazip bir şey gibi göründü. Ama anlamıyorsun da tabii ki. Yani Dota 1 geçmişim var ama o da olmasa süper bir fırsatı kaçırabilirim. Şimdi bu kastın özelliği şu. Çok basit, giriş seviyesi anlatımlar yapacak. Mesela BKB alıyorsa birisi BKB'yi neden aldığını anlatacak. Veya 3 lane falan diyoruz ama 3 lane nedir? Neden yapılır? Bunlar hakkında kısa kısa bilgiler verecek giriş seviyesi insanlara. Yani Dota'yı çok iyi bilmeyen insanlar için bir tane kast daha yapmışlar. Tabii İngilizce olacak. Yani İngilizce seviyesinin iyi olması lazım bunu anlamak için ama en azından İngilizce bilenler için iyi bir fırsat. Yani Dota'ya başlamak için, Dota'yı öğrenmek için ve bu turnuvayı izlemek için. Neyse, çok uzatmayayım. PubStamp'tan kısaca bahsetmiştim bir önceki videomda. Hala bunu yayınlamadılar ama gösterelim. Yapabilirsiniz. Ben geç olduğunu düşünmüştüm ama tam tersine geçtiymiş. Bu main event için planlanan bir şey. Mekanınız varsa maç sunacaksanız, yani maçı hep beraber arkadaşlarına beraber bir yerde izlemek istiyorsanız, içmek, eğlenmek, yemek istiyorsanız hep beraber buradan host edebilirsiniz. Bilgilerinizi verirsiniz. Size bardak, ıvır zıvır ne varsa gerekli şeyleri de yardım da ederler. Yardım ederler derken ücretli mi değil mi bu konuda benim bir bilgim yok ama. Buradan host ediyorsunuz, temas kuruyorsunuz. Eğer yeterli kriterleri karşılıyorsanız kabul ediyorlar. Çok yakında da bunu açıklayacaklar bu sefer. Kabul edilmişseniz liste yer alacak bir tane. O listede de bu sefer o etkinliklere katılmak isteyen insanlar Türkiye bilmem ne neyse işte kendi ülkesinde, kendi şehrindeki mekanların listesini görüp katılma talebinde bulunabilecek. Bu da loot kısmı işte gerekli aksesuarları, bardak altlı, tişört, o gün giymek için gerekli şeyleri karşılamak için. Neyse, sisteme geçelim hemen. Şöyle bir tane şey hazırladım. Seri. Sistem nasıl olacak? Geçen senekinden en büyük farkı ne? Geçen sene bu ilk elemeler sonunda yani 1, 2, 3, 4, 5, 16 tane takım katılıyor. Bu 16 tane takım grup aşamalarında elenmiyordu. Ondan sonra loser bracket'a gidiyordu. Loser bracket'te tek maç üzerinden birbirlerini eliyorlardı. Tekrar çok fazla maç vardı kısacası. Bu sefer durum biraz daha zor. Aslında bütün turnuvanın gidişatı sadece grup kısmında belirlenecek gibi görünüyor. Nasıl olacak? Grup aşamasında yani ilk önce ilk gün 4 tane takım biliyorsunuz şeye katılmak için 16. takım olmak için yarışacak birbiriyle. 16. takım belirlendikten sonra bu 16 tane takım birbiriyle teker maç yapacak. Grup maçları böyle olacak. Ondan sonra puanlama usulü. Birinci ve ikinci sıraya yerleşenler direkt olarak main event yani ana etkinliğe yani turnuvanın son 3 günü var ya oraya kazanma hakkı elde edecek. Onun dışındaki diğer takımlar serpiştirilecek yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunlar
Birinci ve ikinci gün olmak üzere ayrı bir playoff sistemine tabi tutulacak. En son takımlar ise yani 11, 12, 13, 14, 15, 16. takımlar ise direkt elenecekler. Peki nasıl olacak? Asıl şunlara gelelim. Yani 3 ile 10. takım arasındaki maçlar nasıl olacak? Zaten ana event'e kadar birinci ve ikinci takımı bir daha görmeyeceğiz. O ara devamlı 3 ile 10. maçların birbirleriyle kapışması ve ana event'e katılabilmek için birbirlerini yemesini izleyeceğiz. Grup aşaması bittikten sonra yani takımların sıralaması belirlendikten sonra ilk önce şunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi 7. takımla 10. takım birbiriyle eşleşecek. Yani 7 ile 10 birbiriyle eşleşecek. Bu maçlar geçen senekinin aksine 3 maç üzerinden oynanacaklar. Elenen takım yani yenilen takım burada direkt eleniyor. Kupaya veda ediyor. Tabii bu sadece maç A için geçerli. Maç B için geçerli değil. Ondan sonra burada kazanan takım kimle oynuyor? 6. takımla oynuyor. Yani 7 ile 10. takım birbiriyle oynuyor. Kaybeden eleniyor. Kazanan takım farz edelim 7 oldu. Bu sefer 7 ile 6 oynuyor. Ondan sonra bir de oynuyoruz. Mesela burada kaybeden ne oluyor? Burada kaybeden elenmiyor. Bu sefer lower bracket'a gidiyor. Gördüğünüz gibi. Şurada bakalım. Maç B'nin galibi. Losers of Match B and C advance to main event lower bracket. Evet. Bunlar lower bracket'a gidiyor. Artık elenmiyorlar. Ondan sonra 3. maç. 3. maç yine bu maçların galibiyle 3. sıradaki takım birbiriyle oynuyorlar. Kazanan takım direkt upper bracket'a gidiyor. Onu da anlatacağım birazdan. Ne anlıyoruz buradan? Burada grup elemelerinin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Bakın 3. takımın maçı başlangıçta hiç yok. Yani daha az maç oynuyorlar. Üst çıtaya çok daha yakınlar. İkinci gün. Yine şu grup elemelerinden sonraki ikinci gün. Aynı şekilde bu sefer de dördüncü sıraya, evet buraya da dördü koymuşlar. Okey. 8 ile 9. sıradaki takımlar birbiriyle oynuyor. Kaybeden eleniyor. 5. ile bu maçın galibi. Ondan sonra 4. ile bu maçın galibi. Ondan sonra da 4, yani bunların galibiyle 4. oynadıktan sonra da bu takım yani galip olan takım yine upper bracket'a gidiyor. Diğer takımların hepsi yani maç E ve F maçlarının yenilenleri de lower bracket'a gidiyorlar. Ayın 13'ü ile 14'ünü kapsıyor bu. Yani 3. aşama maçları deniyor. Sıralama belirlendikten sonra 3. aşamaya geçiyoruz. 3. aşama 2 gün sürüyor. O da bunu temsil ediyor. İlk gün bu maçların her biri birbiriyle oynadıktan sonra en iyi olan takım hop, upper bracket da yerini alıyor. Peki kimle eşleşiyor? Sıralamada birinci olan takımla ya da ikinci olan takımla eşleşiyor. Bundan emin değilim. Sonra ikinci gün yani oyun 13'ü değil 14'ü diğer maçlar yapılıyor. Yine aynı şekilde. Onlardan da en iyi olan takım yine upper bracket'te buraya geliyor. Kimle eşleşiyor? Sıralamada birinci veya ikinci olan takımla. Ondan sonra bu maçlar sonunda da bakalım. Main event. Evet. Okay. Event. Today's bracket. All matches. Yine best of three. Upper bracket'ı temsil ediyor bunlar. Burada yazıyor galiba. Phase 2. First place. Okay. Winner Phase 3. CF. Hangi grup olduğu belli mi? Ona bakmaya çalışıyorum. Neyse. Göreceğiz. Upper bracket maçları ne zaman? Tekrarına gelelim. Oops. Upper bracket. Cuma ayın 18'i saat 19'da başlıyor bu maçlar. Şurası kısım, şu kısım başlıyor. Buradan gelen takımla birinci olan takım, buradan gelen takımla ikinci olan takım. Sonra da bunların galipleri oynuyor tekrar. Kaybedenler lower bracket'a gidiyor. Yani şuraya geliyor. Çünkü lower bracket'ta 4 tane takım zaten belirlenecek bu durumda. Şuradan birer takım gördüğünüz gibi kaybedenler, şuradan birer takım kaybedenler buraya serpiştirildi. Bunlar birbiriyle oynayacaklar, buraya gelecekler. Bunlar birbiriyle oynayacaklar, buraya gelecekler. Şuradaki eşleşen takımlar hangileri? Şu upper bracket'ta
belirlenmiş olan, daha doğrusu yenilen takımlar bunlarla eşleşecek. Kazanan takımlar, bir kez daha kazanan takım, kısacası gördüğünüz gibi birinci ve ikinci olan takımlar o kadar şanslılar ki bunlar sadece bir maç değil, iki maç kazandıklarında final oynuyorlar. Yani grup aşamasında en iyi olan takımları sadece iki kez daha göreceğiz demek oluyor bu. Eğer başarılı olurlarsa tabii. Bayağı ödüllendirici bir sistem. Grup aşamasında çok iyi başarı gösteren takımları ödüllendirecek. Ki mantıklı olan da bu zaten. Eskiden böyle değildi yani. Aynı takımlar, sonuncu olan takım, en sonuncu olan takımları bile lower bracket'tan yüksele yüksele final oynarken görebiliyorduk. Bir türlü bitmiyordu. Elendi mi? Yok, elenmedi. Şimdi şöyle bir şansı daha var. Elendi mi? Yok, yine elenmedi. Bir de şöyle bir şansı var falan oluyordu. Garipti yani. Sistem bu şekilde işliyor. Eksik bir şey kaldı mı? Şunu kapatalım o. Saturday. Upper bracket. Upper bracket maçlarını görüyoruz. Ondan sonra 2 gün boyunca lower bracket maçları var. Ve All-Star maçları. Ve Pazartesi ayının 21'inde de asıl main event'e geliyoruz. Grand Final. Genel olarak sistem bu. Zaten gün gün Facebook ve YouTube, hatta Twitter'da filan sıradaki maçlarla ilgili bilgi vermeyi düşünüyorum. Takip ederseniz zaten hepsinden haberdar olursunuz. İyi seyirler.